Gün bizi bekliyor. Yanında da AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner var. Ve onları dinleyelim, ardından sizinle Nagihan Hanım daha bol bir vakitte devam edelim. Evet, Ankara'dayız. A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgül'ün konuğu AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner. Evet efendim, anons ettiğimiz gibi yayın konuğumuz AK Parti Adıyaman Milletvekili Sayın Mehmet Metiner. Mehmet Bey, Sayın Başbakan'ın konuşmasıyla başlamak istiyorum. Konuşmada sanki herkese bir mesaj vardı. Kendisine oy vereceklere, vermeyeceklere, yurt dışına, yurt içine nasıl değerlendiriyorsunuz? O da yorumunuzla başlayalım. Evet, yani tarihi önemde bir konuşmaydı. Türkiye'nin bütün farklılıklarını, çeşitliliklerini kendinden bilen, herkese eşit mesafede duracağını söyleyen, herkesi kuşatacağını, kapsayacağını söyleyen bir yeni lider profili çizdi. Yeni bir Çankaya modeli çizdi. Yeni dönemde Çankaya nasıl eski Türkiye'nin Çankaya'sından farklı bir biçimde hareket edeceğini anlattı. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün farklılıklarını kendinden bilen ve herkesi kuşatan bir lider. Herkesin oyuna talip bir lider. Herkesin oyuna bir talip lider. Söyledi zaten. CHP, MHP, HDP, Türkiye'de yaşayan herkesin, ama herkesin de kendisini özgürce ifade edebileceği yeni bir Türkiye'nin Çankaya'sı, yeni bir Türkiye'nin başkanı profilini çizdi. Bence çok anlamlı, çok değerliydi. Çok sayıda konumuz olduğu için çok kısa geçmek istiyorum. Bir soru daha kısa cevap rica edeceğim. 10 Ağustos'ta bir vesayetin tamamlanacağını söyledi. Ne dersiniz? Evet, yani bir vesayet dönemi kapanacak. Yeni bir dönem başlayacak. Bu yeni dönemin adı Yeni Türkiye. Yeni Türkiye kendi başkanını seçiyor. Bugünkü yazımda da belirttim. Yeni Türkiye'nin ilk başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye çok farklı olacak. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum Mehmet Bey, vakit ayırdınız. Efendim, yayın konuğumuz AK Parti Milletvekili Sayın Mehmet Bey'di. Şimdi yayın konuğumuz ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Şentop. Kendisi partinin sadece ağır isimlerinden biri değil, aynı zamanda anayasa konusunda da yetkin isimlerinden bir tanesi. Yeni dönem ne anlama geliyor, onu da konuşacağız bu vesileyle. Ardından da diğer konuklarımızla devam edeceğiz. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Beklenen oldu, malum ilan oldu değil mi? Ve Sayın Başbakan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ilan edildi. Sayın Başbakan'ın oldukça uzun bir konuşması vardı. Bu konuşmada hemen hemen her kesime de bir mesaj vardı. Benim algılayabildiğim kadarıyla. Siz bu mesajların kime ve nasıl algıladınız? Şimdi tabii şu ana kadar başbakanımız başbakan olarak görevine devam etti. Bir siyasi partinin genel başkanı olarak. Bundan sonra Cumhurbaşkanı adayı. Cumhurbaşkanı seçilirse milletimizin desteğiyle, teveccühüyle daha farklı bir statü, daha farklı bir konum olacak. Bu konum artık bir siyasi partinin başkanı olarak değil, Türkiye'nin bütününün Cumhurbaşkanı, devletin başı olarak nitelendiriyor anayasa. Cumhurbaşkanı olacak. Bu bakımdan tabii başbakanımız bulunduğu her görevin gereklerini hakkıyla yerine getiren bir siyasi şahsiyet. İl başkanlığını en güzel şekilde yapmış. Belediye başkanlığını, başbakanlığı, genel başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı makamının gerektirdiği bütün her türlü vasfı, özelliğiyle orada bünyesinde bulunduracak. Onun gereğini muhakkak yapacak. Bu başlangıç mesajları olarak bunlar. Bütün Türkiye'yi kuşatıcı, bütün kesimleri kuşatıcı mesajlardır. Herkesin oyuna talip olan. Evet. Sayın Başbakan kendisi birkaç defa vurguladı. Sadece beni sevenlerin, bana oy verenlerin değil, beni sevmeyenlerin, beni oy vermeyecek olanların, ben 77 milyonum Cumhurbaşkanı olacağım eğer seçilirsem dedi. Verdiği mesajlar, mesela endişeniz olmasın, oy versin vermeyen herkesin Cumhurbaşkanı olacağım, herkes için çalışacağım, herkes bilsin ki bir kesimin, bir partinin değil, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacağım. Evet. Bu mesajlar kendisine tereddütle bakanların tereddütlerini giderecek nitelikte mi, ne dersiniz? Şimdi tabii şöyle düşünmek lazım. Aslında buna benzer mesajları AK Parti hem sözlü olarak başbakanımız muhtelif zamanlarda, özellikle balkon konuşmalarında olduğu gibi vermiş. Daha sonra da tabii icraatlarıyla da AK Parti bunu göstermiştir. Yani bunun örneklerini bugün şu an için burada saymak çok gereksiz. Mesela Türkiye'de bizim milletvekili çıkartamadığımız illerden birisi Hakkari. Fakat 2012 yılının devlet yatırımları bakımından şahıs başına düşünen yatırım miktarına baktığımızda birinci sırada Hakkari geliyor. Aslında iyi bir örnek yani, değil mi? Evet. Oy verilmemiş ama yatırım gitmiş. Bana oy vermedi, partimize oy vermedi diye buraya yatırım yapmayalım, buraya götürmeyelim. Şimdi görüyoruz yerel yönetimlerde, birçok belediyede
farklı partiler, AK Parti dışındaki partiler kazandığı zaman bu mahalleden bana oy çıkmadı, bu sokaktan, sandıktan çıkmadı diye farklı muamele yaptıklarını görüyoruz. Bunu hiçbir zaman yapmadık. AK Partili olsun olmasın, oy vermiş olsun olmasın, farklı belediyelere mensup olsun olmasın, herkese belli standartlar içerisinde asgari bir tarafsız, eşit muameleyi sağladık zaten. Bunun örnekleri bizim 12 yıllık iktidarımız döneminde var. Tabii Cumhurbaşkanlığı makamında buna ilave olarak bazı farklı, daha kuşatıcı bir statüdür. Bu bakımdan başbakanımızın verdiği mesajlar önemli. Burada bir şey ifade edeyim. Tabii elbette bir ülkede %100'ün oyuyla, ancak bunlar bir takım diktatörlüklerde olan hususlar. Libya'da bakıyorduk, işte Irak'ta seçim oluyordu, Suriye'de seçim oluyor. Oralarda %100'le seçim, %90'la, %95'le seçimler kazanılıyor. Tamamen demokratik ülkelerde farklı siyasi partiler, akımlar, siyasi çoğulculuk söz konusu olduğu için bu bakımdan böyle yüksek oranlarla bir cumhurbaşkanının seçilebilmesini beklemek çok doğru olmaz. Burada zaten anayasanın koymuş olduğu gereklilik de %50'yi aşmaktır. Biz bunu önemli bir miktar farkla da aşacağımıza inanıyoruz. Sizde anketler vardır Mustafa Bey. Anket çalışmaları yapılıyor tabii. Üzerinde ne kadar elin üzerinde? Biz asgari 55 civarında bir oyu ilk turda 16 şahsi görüşüm olarak şu an itibariyle şu anki Türkiye tablosuna göre ifade edebilirim. Ama şunu söylemek lazım burada. AK Parti %50'ye yakın oy almış. %50 oy almış en son 12 Haziran 2011 seçimlerinde. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bahsediyoruz, söylüyoruz. %50'nin üzerinde bir oy alınacak. Peki öbür taraftan baktığımızda deniyor ki yani Türkiye'de herkesin cumhurbaşkanı olsun, kim olsun herkesin cumhurbaşkanı, %13 oy alan bir partinin desteklediği, öbür partiyle birleşerek ikisinin toplamı %30'u geçmeyen bir siyasi hareket göreceğiz zaten. Peki bir şahsın siyasi parti mensubu olmaması bütün Türkiye'yi kucaklayacağı anlamına mı geliyor? Hayır. Türkiye'nin burada milletin teveccühü önemli. Kim daha çok milletin teveccühüne mazhar olmuş ve olacak seçimde bunu göreceğiz. Dolayısıyla bu siyasetçidir, değildir, siyasi parti mensubudur, değildir tartışması tamamen hevesle iştigal. Önemli olan milletin teveccühünü daha yüksek oranda alabilmek. Bu da AK Parti'nin yıllardır yaptığı şey. Başbakanımız da bunu sağlayacak inşallah. Sonra teşekkür ediyorum. Teşekkür sizden ediyorum. Yarın daha uzun, daha inşallah. Detaylı konuşmayı arzu ediyorum. Hayırlı teşekkür olsun. Ediyorum. Peki. Sağ olun. Efendim yayın konuğumuz an itibariyle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Şentop'tu. Şu anki konuğumuz ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olacak. Şu anda kendisinin arkadaşlarım mikrofonu takıyorlar. Birkaç saniye içinde yayına hazır olacak. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ne dersiniz? Herhalde malumun ilanı oldu ve Sayın Başbakan 12. Cumhurbaşkanlığı için AK Parti tarafından aday gösterildi. Yorumunuzu alalım ve özellikle konuşmanın içeriğine yönelik yorumunuzu duymak isterim. Tabii bugün tarihi bir gün. Onu özellikle ifade etmek lazım. Çünkü Türk milleti ilk defa Cumhurbaşkanlığı kendi seçecek. Aracıları kaldırıyor. Doğrudan bir seçim yapılacak. Tabii bizim için de son derece anlamlı bir gün. Zira liderimizi, genel başkanımızı Cumhurbaşkanı adayı olarak milletimizin huzuruna çıkardık. Sayın Başbakanımız bildiğiniz gibi yeni siyasete girmiş biri değil. Bugün piyasaya çıkmış biri değil. Zaten o kişisel tabii hayat hikayesi, hayat hikayesi bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Yaptığı mücadeleyi, elde ettiği sonuçları, milletine yaptığı hizmeti, o hikaye çok net bir biçimde ortaya koymaktadır. Milletin içinden, doğduğu günden beri milletle beraber yürüyen, milletine hizmet eden bir lideri, bir kişiyi, bir kimliği milletin huzuruna, milletin cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya koyduk. Tabii ben umuyorum ki milletimiz bunun değerlendirmesini layıkıyla yapacak ve 10 Ağustos'ta ilk turda Cumhurbaşkanlığı seçimi neticelenecektir. Konuşmanın içeriğine baktığınız zaman da çok önemli değerlendirmeler var. Tabii sizce nedir ilk üç en önemli üç bir mesaj? Tabii bir çok şey. Ben hangisine öncelik vereceğim şu anda yanlış olur ama birkaç değerlendirme yapmak istiyorum. Bir defa tabii teşkilatlarla, eşiyle, ailesiyle, herkesle helallik dilenmesi son derece önemli.
Çünkü Sayın Başbakan beraber... Herhalde konuşmanın en duygusal yönü orasıydı. Beraber hizmet ettiği, birlikte olduğu her kesimin desteğini aldı. Zaman zaman sıkıntılar oldu ve en büyük sıkıntıyı da hanımefendi ve çocukları yaşadı bu süreçte. Tabii böylesi bir ortamda Sayın Başbakan'ın bir vefa, bir hak teslimi yaparak hem eşinden hem yavrularından hem de bütün çalışma arkadaşlarından helallik dilenmesi son derece bana göre önemli. Tabii Cumhurbaşkanlığı makamı bakımından Cumhurbaşkanlığı devletin tarafını tutan millete karşı bir yer olarak bugüne kadar konumlanmıştı ama Cumhurbaşkanlığı eğer seçimini millet yaptığında beni seçerse Cumhurbaşkanı milletten ve demokrasiden yana taraf olacaktır. Yeni dedi bir Cumhurbaşkanı tanımı getirdi. Milletten ve demokrasiden yana tavır koyan vesayetin statükonun yanında değil, milletin ve demokrasinin yanında duracak bir Cumhurbaşkanı portresi çizeceğini ortaya koydu. Bu son derece önemli. Bugüne kadar milleti hükümetlerin, devleti ise Cumhurbaşkanı'nın temsil ettiği gibi bir algının olduğunun altını çizdikten sonra millet ve devlet bütünleşmesini, kucaklaşmasını sağlayacağız dedi ve bu seçim esasında millet ve devletin bütünleşmesini, kucaklaşmasını sağlayacak bir süreci de başlatacaktır. Bugüne kadar Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hep kriz ve kaosa yol açtığını ifade etti ve ilk defa kriz ve kaos olmadan Türkiye bir Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor. Bunun da milletin meseleye el koymasından kaynaklandığını, milletin seçecek olduğu hususuna vurgu yaptı. Tabii AK Parti'nin içine dönük değerlendirmeler özellikle 3 dönem değil mi? Önemli. O da önemli. Neden? Çünkü AK Parti'nin bundan sonraki harekatı ile ilgili çok değerlendirmeler yapılacak. Sayın Başbakanımızın ana vurgusu bu kadronun içerisinde bu bayrağı aldığı yerden ileri götürecek güçlü pek çok ismin bulunduğunu ifade etti ve bu ayrılığın tamamen bir kopma olmadığını, gene birlikte yürüneceğinin de altını çok net bir biçimde çizdi. Tabii üç dönem Kur'an'ın önemine, gençlerin önemine, diğer pek çok konulara değindi ve artık yeni bir sayfanın Türkiye'de açıldığını da ifade etti. Çünkü vesayet dönemlerinin tarih olduğunu, kapandığını ve yeni dönemin vesayetsiz bir Türkiye olduğunu. Bunu üst üste vurguladı birkaç kere. Çok vurguladı. Çünkü Cumhurbaşkanlığı vesayetin hükümete karşı, millete karşı kullanıldığı bir makam olarak hep Türkiye'de görüldü. Öyle algılandı. Öyle de vurgulandı. Tabii bir önemli husus da şu, siyaseti itibarsızlaştıran, siyaseti yok sayan, siyaset dışında Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı arayışı içerisinde olan siyasete dönük de bir eleştiri vardı. Esasında milletin içinde olan, milletin derdiyle dertlenen, milletin sorunlarını bilen, bu milletle beraber yaşamış, koşmuş, terlemiş siyasetin bu noktada Cumhurbaşkanlığı makamına da talip olmasının doğruluğuna vurgu yaptı ve muhalefetin de siyaset dışı bir cumhurbaşkanı, siyasetin dışından birisi gibi bir tavrın içerisine girmesini de bir noktada muhalefetin takip ettiği siyasetin iflası, kendini inkarı olarak da nitelendirdi. Siyaset kurumu elbette ki millete hizmet kurumudur. Bu hizmeti yapanlar başbakan olarak hizmet edecek, cumhurbaşkanı bakan olarak, vekil olarak hizmet edecekler ve bu hizmeti yapanlar elbette ki bu ülkenin en üstün makamlarına da kendi içlerinden birini çıkarabilmelilerdir. Ama maalesef muhalefet kendi içlerinden birini bu makama teklif etme cesaretini gösteremedi. MHP ve CHP siyaset dışı birini getirdi. Milletin yaşadığı sorunlardan bana göre bir haber birini getirip milletin huzuruna koydu. Bu siyasetin iflasıdır bir noktada. Kendini inkarıdır. Vatandaşımız ben eminim ki bütün bunları ve daha pek çok şeyi değerlendirecek ve sonunda karar verecektir. Karar verecek derken oy tahmini biraz evvel Sayın Mustafa Şentop'a da sordum. İlk turda kazanmayı beklediğinizi biliyoruz ama oy oranı olarak tahmininiz nedir tecrübeli bir siyasetçi olarak? Tahmin yapmak istemem. Doğru da görmem tahmini. Ama ben şuna inanıyorum. Bu millet kendi içinden olan, kendi gibi olan, kendi gibi düşünen, kendi gibi konuşan, kendi gibi tavır koyan, kızdığında da kendi gibi kızan, ihlaslı, samimiyetli birini her daim baş tacı yapmıştır. Her zaman ona değer vermiştir. Sayın Başbakan, milletin içinden biridir, milletin adamıdır.
adam gibi bir adamdır. Bütün icraatlarıyla, eylemleriyle, söylemleriyle bunu 12 yıldır da ortaya koymuştur. Esasına bakarsanız 40 yıllık siyasi geçmişi bunun ispatıyla onlarca örnekle doludur. O yüzden ben milletimizin kendi içinden çıkan, kendi adamı olan Sayın Başbakanımız ve Cumhurbaşkanı adayımıza sahip çıkacağına ve ayın 10'unda büyük bir çoğunlukla ona destek olacağına, hem oyuyla hem duasıyla destek olacağına inanıyorum. Ayrıca bir şey daha söylemem lazım. CHP seçmeninden, MHP seçmeninden çok önemli bir kesiminde bizzat Sayın Başbakanımıza Cumhurbaşkanı adayı olarak oy vereceğine ben yürekten inanıyorum. Çünkü onlar zaten da Sayın Başbakan'a talip oldu. Bugün Sayın Başbakanımız da hem MHP hem CHP hem BDP hem HDP hem diğer siyasi partilerin seçmenlerinin de oyuna talip olduğunu ifade ettiler. Bu millet dik duran, milletin hakkını, hukukunu koruyan ve her daim sahip çıkan bir lider istiyor ve Sayın Başbakanımız da bunları görüyor. Diğer partili seçmenlerin de ben kendi liderlerini şaşırtacak derecede büyük bir destek 10 Ağustos'ta sandığa yansıtacaklarına ben yürekten inanıyorum. O yüzden oranları kim ne yazarsa yazsın, hangi araştırma şirketi ne oran verirse versin, en büyük oranı millet sandıkta verecektir. Benim kanaatim bu araştırma şirketlerini tekzip eden daha güçlü bir destekle 10 Ağustos'ta Türkiye Cumhurbaşkanı'nı seçecektir. Size son bir soru Sayın Bakan. Sayın Başbakan dedi ki seçilmiş bir cumhurbaşkanı ile seçilmiş bir başbakan Türkiye'yi her alanda uçuracaktır dedi. Malum siz de izliyorsunuz siyasetçi olarak. Başbakan ve cumhurbaşkanı seçilmiş olmasının sıkıntı yaratacağına dair yorumlar var. Sayın Başbakan bu atfıyla acaba onların önüne mi geçmeye çalıştı? Ve bir de tahmininiz, pek tahmin yapmaktan hoşlanmıyorsunuz ama başbakan ismi ne zaman belli olur? Türkiye geçmişte parti genel başkanından başbakanlıktan cumhurbaşkanlığa geçişleri yaşadı. Demirel Tansu Hanım arasında hadiseler, rahmetli Özal'la Mesut Yılmaz arasında doğrudur yaşananlar, en son Sayın Sezer'le bizden önceki hükümet ve bizim dönemimizde yaşananları bu millet tecrübe etti. Ama bir fark var. Orada parlamento seçti cumhurbaşkanını. Şimdi halk seçecektir. Halkın seçmesi demek en az %51'inin desteğini arkasında alacak ve cumhurbaşkanı bir daha seçilme ihtimali de var. Yeniden aday da olabilecek. Hem hükümeti halk seçiyor, hem cumhurbaşkanını halk seçiyor. Her ikisinin arkasında da halkın desteği var. Halkın seçtiği yerde yetki alanlar daha sorumlu davranırlar ve çünkü attıkları her adımın sadece kendi tabanlarındaki düşünceye uygunluğuna bakmaz. Atacağı adımın halktaki yansımasına da bakacaktır. Söyleyeceği sözün vatandaştaki karşılığına da bakacaktır. Bence halkın seçmesi cumhurbaşkanı başbakan arasındaki tartışmaları, kavgaları büyütecek değil. Aksine bunları frenleyecek bir vazife görecektir. Bir mekanizma olarak işleyecektir. Çünkü halka hesap verme sorumluluğu da getiriyor. Şimdi Cumhurbaşkanı sadece meclis sorumsuz esasında yürütmenin sorumsuz kanadı kimseye bir hesap vermiyor. Ama bir daha seçilecek olması, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı işlerin, söylediği sözlerin halktaki karşılığını görerek hareket edeceğini gösteriyor. Halk memnun olmadığı bir işi yaptığı zaman tabii bu kendisine bir şekilde yansıyacaktır. O nedenle halkın seçmesi iki tarafı da daha ölçülü, daha uyumlu, birlikte çalışmaya zorlayacaktır. Halkın seçtiği başbakan güçlü, halkın seçtiği cumhurbaşkanı güçlü. El ele verdikleri zaman bu ülke elbette uçacaktır. Bizim başbakanla cumhurbaşkanının kavga ettiği veya kavga ettirildiği bir Türkiye değil. Başbakanla cumhurbaşkanının bu ülke için, bu millet için el ele verip birlikte koştuğu bir Türkiye ihtiyacımız var. Başbakanımız, cumhurbaşkanı adayımız, inşallah cumhurbaşkanımız bugün söylediğinde halkın seçtiği cumhurbaşkanıyla halkın seçtiği başbakan el ele verir, birlikte çalışırsa biz her anlamda Türkiye'yi uçururuz. Biz de bunu istiyoruz. Beraber çalışsınlar. Türkiye'yi birlikte uçursunlar. Peki son sorumun ikinci bölümü, başbakan kim olacak, ne zaman belli olacak? Bu sorunun cevabının yeri bura değil, zamanı da şimdi değil. Çünkü gündemimiz cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanlığı seçimidir. Bu noktada herhangi bir sıkıntı olmayacaktır.
hiç kimsenin bir endişesi... Sonrasına da sonra bakacağız diyorsunuz. Yani ben bir sorun olacağını düşünmüyorum. AK Parti de, Başbakanımız da ifade etti. Bu bayrağı devralacak çok kaliteli kadrolar var. Milletin seveceği, destek olacağı, dua edeceği çok iyi yetişmiş insanlarımız var. Hiçbir sorun olmayacaktır. Emin olun CHP'sinden de MHP'sinden de daha güçlü bir AK Parti yeni dönemde AK Parti lideri onların hepsinden daha güçlü birisi yine AK Parti'nin başında olacaktır. Zaten Sayın Başbakanımız Cumhurbaşkanı olduğunda da birlikte çalışma şeyi her zaman devam edecektir. Hiçbir sorun olmayacaktır. Sayın Bakan teşekkür ediyorum. Teşekkür vakit ayırdığınız soruları yanıtladığınız için. Teşekkür ediyorum. Efendim konumuz Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ'dı. İlginç saptamalarda bulundu. Bunlardan bir tanesi Sayın Başbakan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve MHP'den önemli miktarda oy alacağı şeklindeydi. İkincisi de seçilmiş bir başbakanla Cumhurbaşkanı'nın sorun olmayacağı şeklindeydi. Sözü size bırakıyorum. Birazdan Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay konuğumuz olacak efendim. Teşekkürler Murat Akgün.